Ahmet abi, öncelikle hoş geldin diyorum sana. Beni kırmadın, davetime icabet ettin, evime kadar geldin. Hakkını helal edersin bana. Abi ben uzun zamandan beridir seninle konuşmak istiyorum. Çok önemli meseleler var. Bildiğin üzere ben eskiden bataklığın içindeydim. Namazım yoktu, niyazım yoktu, ibadetlerim yoktu. Dinle alakalı hiçbir şeyim yoktu. Ben 360 derece bir dönüş yaptım, sen de bunun farkındaydın. Bu meseleleri seninle konuşmak istedim. Bugün fırsat oldu. Allah'a hamdolsun. Sana bazı önemli meseleleri anlatmak istiyorum. Eğer beni dinlemek istersen, ki dinlemek istersin. Çünkü çocukluktan beri seninle beraber büyüdük. Beni dinlemek istersen sana bu meseleyi anlatmak istiyorum abi. Hoş bulduk Mahmut. Beni evine kabul ettiğin için çok teşekkür ederim sana. Ben de seni çoktandır beri takip ediyorum. Çok değiştin sen. Namaz, niyaz hiçbir şey bilmezdin. Sokakta öylesine boş boş gezerdin. Ama kalbin temiz bir insandın sen. Senden bunu beklerdim. Çok mutlu oldum Mahmut. Bana anlatmak istediğin şeyi ben de çok merak ettim doğrusu. Ne anlatacaktın bana? Bekliyorum. Teşekkür ederim abi. Ben de senin böyle İslami hassasiyeti olan bir insan olduğunu eskiden beri bilirim. Mesela ben kendim şahsen senin hiçbir namaz vaktini kaçırdığını hiç görmedim. Namaz vakitlerine dikkat edersin, oruçlarını tutarsın, dinin bütün emirlerini yerine getirirsin. Ama sana şöyle bir örnek vereceğim abi. Mesela bunca emek verdiğin ibadetlerinin boşa gitmesini ister misin? Hayır Mahmut, tabii ki istemem. Nasıl isteyeyim ki ben? Mesela günde 5 vakit namaz kılıyorum ben. Abdest alıyorum, namaz kılıyorum. Ramazan ayında bir ay boyunca kendimi aç bırakıyorum, oruç tutuyorum. Yani bu ibadetlerimin hiç boşa gitmesini istemem ki. Hiç kimse bunu istemez. Neden bu örneği verdin ki bana? Abi sana bu örneği verme nedenim şudur. Bazı ameller vardır ki ne kadar ibadet yaparsan yap, o ameli işlediğin zaman bütün yapmış olduğun ibadetlerin, fiillerin, amellerin hepsi Allah katında boşa gidiyor. Mesela Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ki her kim Allah'a şirk koşarsa şüphesiz ki onun bütün amelleri boşa gitmiştir. Ve başka bir ayette Allah Azze ve Celle Araf suresinde buyuruyor ki yaratmak da emretmek de Allah'a aittir. Yani Allah Azze ve Celle yaratmayı, yani emretmeyi, hükmetmeyi, kanun koymayı ikisini bir arada zikretmiş. Yani bir kişi Allah Azze ve Celle'nin yaratma ve emretme, hükmetme sıfatı aynı kategoride zikretmiştir. Yani kişi Allah Azze ve Celle'den başkasına kanun koyma, yasama hakkını verirse Allah'a şirk koşmuş olur. Nasıl yani Mahmut? Yani ben şimdi oy kullandığım zaman Allah'a şirk koşmuş mu oluyorum? Bunu bana biraz daha detaylı anlatabilir misin? Kafam karıştı. Gerçekten de söylediğin şeyler çok mantıklı. Aklıma yattı. Ama beni biraz daha aydınlatabilir misin Mahmut? Tabii ki Ahmet abi. Hatta sana daha açık bir örnek vereceğim ayetle. Rabbimiz Tevbe suresinin 31. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Onlar Allah'ın dışında rahiplerini, hahamlarını, kanaat önderlerini, yöneticilerini Allah'ın dışında Rabler edindiler diyor. Bunu duyan bir sahabi, Adi bin Hatem isminde bir sahabi diyor ki ya Resulallah, ben iman etmeden önce biz rahiplerimize, hahamlarımıza tapmazdık. Onlara ibadet etmezdik, secde etmezdik. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede neyi kastediyor dediği zaman Peygamber Efendimiz diyor ki ona, onlar size Allah'ın yasak ettiği şeyi serbest ettiği zaman onlara itaat ediyor muydunuz? Evet dedi. Peki onlar size Allah'ın serbest ettiği şeyi yasakladığı zaman itaat ediyor muydunuz? O evet diyor. İşte Peygamber Efendimiz diyor ki siz bu şekilde onları kendinize Rab edinmiştiniz. Ah Mahmut, ah. Keşke bilseydim şimdiye kadar bunları. Ben oy vermeyi sadece bir kağıt parçasıdır. Gidip sandığa attığım zaman bu adamlar bizleri yönetecekler diyordum. Ama senin anlattıklarına göre ben şimdiye kadar Allah'a şirk koşmuşum. Yıllardan beri ben hep oy kullandım. Peki benim oy kullandığım bu adamlar, benim kullandığım oyla yaptığı bu fiillerden ben mesul muyum Mahmut? Tabii ki mesulsun abi.
Ahmet abim, sana şöyle bir örnek vereceğim. Mesela Kurban Bayramı'nda kasap geldiği zaman kasaba vekalet veriyorsun ve kasap senin verdiğin vekaletle kurbanı kesiyor. O kurban senindir. Sen vekaleti verdiğin için o adam kesse bile o kurban senin oluyor. İslam'da vekalet çok önemlidir. Senin verdiğin oylarla bu kişiler yapmış olduğu fiillerin hepsine ortak oluyorsun. Mesela bu insanlar Allah'ın yasak ettiği içkiyi serbest kılıyorlar. Allah'ın zina, faiz, kumar vesaire bütün haram kıldığı şeyleri bu insanlar serbest kılıyorlar. Bunların hepsinden mesulsun. Onlar bu şekilde kendilerini Allah'ın dışında Rabler ilan etmiş oluyorlar. Bunu dilleriyle söylemiş olmasalar bile. Ben şimdiye kadar Allah'a şirk koşmuşum, bunun farkında değilmişim. Peki Mahmutcuğum, senden rica etsem, artık bu saatten sonra kendimi düzeltmek istiyorum. Allah'a şirk koşmadan ibadetlerimi yapmak istiyorum. Bana neyi tavsiye edersin? Bu saatten sonra ne yapmam lazım benim? Bir öncelikle sana şunu söyleyeyim. Allah Azze ve Celle birçok ayetinde şunu belirtmiştir ve demiştir ki biz her ümmete tağutları inkar edin ve Allah'a iman edin diye bunu söylemeleri için bir peygamber göndermişizdir. Yani bütün peygamberler insanlara yapmış olduğu davette ilk önce tağutu inkar etmelerini emretmişlerdir kendilerine. Bunu söylemişlerdir. Senin öncelikle tağutu inkar etmen lazım. Allah Azze ve Celle başka bir ayette buyuruyor ki Bakara suresinin 256. ayetinde her kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse kopmak bilmeyen sağlam bir kulpa sarılmış olur. Yani Allah Azze ve Celle burada imanın ilk şartını tağutu inkar etmekten geçtiğini söylüyor. Ve kişi tağutu inkar etmeden imanı geçersizdir abim. Mahmut, burada kafama takılan bir şey var. Sen tağut dedin de ben hiç bunu duymadım. Yani ben normalde Kur'an da okuyan bir adamım. Ama bu kelimeyi hiç hocalardan duymadım. Hiç kimse bana anlatmadı. Onu bana anlatır mısın Mahmut? Merak ettim bunu doğrusu. Tabii ki abi. Zevkle anlatırım. Tağut Kur'an-ı Kerim'de 8 yerde geçer. 8 tane ayette tağut kelimesi geçer. Mesela Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderirken ona diyor ki Firavun'a git ey Musa, çünkü o tağutlaştı, yani haddini aştı. Çünkü Firavun halkına diyordu ki ben sizin en yüce Rabbinizim, yani sizin kanunlarınızı, haram helallerinizi, yasaklarınızı ve serbestlerinizi ben belirlerim. Benim bulunduğum topraklarda benim sözüm geçer. Allah'ın sözü değil de benim sözüm geçer diyordu. Ve bu yüzden Allah Azze ve Celle onun tağut olduğunu söylüyor. Bundan dolayı ki alimler tağutun şeytan, put, sihirbaz ve Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen insanlar olduğunu söylemişlerdir. Düşünsene, bulunduğumuz toplum tağut dediğin zaman tavuk anlayan bir toplum. Yani adamlar daha tağutun ne olduğunu bilmiyorlar. Düşünebiliyor musun? Bir insan tağutun ne olduğunu bilmese onu inkar edebilir mi? Edemez değil mi? İşte bundan dolayıdır ki insanlar öncelikle tağutun ne olduğunu öğrenmesi lazım ki ona göre tağutu hayatının dışına çıkarması ve onu inkar etmesi ve bir olan Allah'a iman etmesi gerekir. Allah senden razı olsun Mahmut kardeş. Çok iyi anladım söylediklerini. Meğerse bugüne kadar boş yaşamışım. Allah'a şirk koşmuşum. Ama kendimi Müslüman zannetmişim. Allah'ın hakimiyet sahibi olduğunu bile bilmiyordum ben. İnsanların da bize kanun koyabileceklerini zannediyordum. Ben Kur'an-ı Kerim'i sadece mezarlıklarda okunan bir kitap zannediyordum. Sadece okuduğum zaman sevap kazanacağımı zannediyordum. Onun hüküm verme, yasamada bulunma ve serbest ve yasak belirleme kitabı olduğunu bilmemişim bugüne kadar. Ben tekrardan kelime-i şehadet getirmek istiyorum Mahmut.
senin huzurunda. Peki abi, şahitlik ederim sana. Ama öncelikle şunu bilmen gerekir ki bizim toplumumuzun kuru kuruya yüzeysel bir şekilde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeleri gibi desen bu sana bir fayda vermez. La derken bizler kelime-i tevhidi söylerken la ile başlıyoruz. Yani reddediyoruz. Neyi? Allah'ın dışındaki sahte ilahları reddediyoruz. Bunları reddetmen lazım. İlah demek kanun koyan, hüküm veren, dualara icabet eden, terbiye edendir. Şefaat edendir. Bunların hepsine iman etmen lazım. Yani Allah'ın dışındaki başka varlıklara dua etmeyeceksin. Allah'ın dışındaki başka varlıklara kanun koyma hakkını vermeyeceksin. Rızkı Allah'tan bileceksin. Şefaati Allah'tan bileceksin. Ve daha birçok şey var. Ben bununla ilgili sana kitap vereceğim inşallah. Tamam Mahmut kardeş. Çok teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. İyi ki bana bu meseleleri anlattın. Benim ilk işim bana verdiğin kitabı okumak olacak. Ve ben de senin huzurunda kelime-i şehadet getirmek istiyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Senin huzurunda kelime-i şehadet getiriyorum ve yapmış olduğum bütün günahlarımdan dolayı tevbe ediyorum. Sen de buna şahit ol. Mahmut, bana müsaade. Allah'a emanet ol inşallah. Her şey için teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Ben gidiyorum. Allah senden de razı olsun Ahmet abim. Davetime icabet ettiğin için de Allah senden razı olsun. Özellikle seni dinde kardeşimiz kılan Allah'a binlerce şükürler olsun. Buna çok sevindim. En kısa zamanda kitap sipariş edip sana birkaç tane kitap hediye edeceğim inşallah. Tevhidle ilgili, tağutla ilgili sana kitaplar hediye edeceğim inşallah. Sen de Allah'a emanet ol abim benim.